Şimdi dün ve önceki gün, iki günü... Kentte yaklaşık 50 yıldır gazetecilik yapan, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Nazmi Akta, Mersin Haberci Gazetesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları tarafından yapılan saldırıyı kınadı. Gençlik kollarının yapması zaten bu olayın daha da vahametini gösteriyor. Sivil toplum örgütü, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanlarının da yaşananlara tepki gösterdiği çirkin olay nedeniyle 18 Cumhuriyet Halk Partisi'nin ifadesine başvuruldu. Gençlik kolların başkanı ve genel başkan yardımcısı unvanı taşıyan kişilerin de yapması... Cumhuriyet Halk Partili de polis tarafından aranıyor. Polis tarafından soruşturma devam ettirilirken geçmiş olsun dileğinde bulunmak üzere gazeteye gelen duayen gazeteci Nazmi Akdağ da kent tarihinde yaşanan çirkinliğe şahit olduğunu söyledi. Bulundukları görevden derhal alınması, partiden de ihraç edilmesi gerekiyor. Çünkü 50 yıldır Mersin'de gazetecilik yaptığını belirten Nazmi Akdağ saldırının Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmadığını ifade etti. Şimdi dün ve önceki gün, iki gün üst üste Mersin Haberci Gazetesi'ne yapılan saldırı gerçekten basının, özgür basına yapılan bir saldırıdır. Ve bu saldırıda yani bir CHP gibi bir partinin gençlik kollarını yapması zaten bu olayın daha da vahametini gösteriyor. Çünkü genel başkan her zaman adaletten, hukuktan bahseden ve basın özgürlüğüne saygılı olan bir partinin buradaki gençlik kollarının ve üstelik bu gençlik kollarının başkanı ve genel başkan yardımcısı unvanı taşıyan kişilerin de yapması ayıbın ve saldırının büyüklüğünü daha da şey yapıyor. Bunlar bir maşa. Ben bunu görüyorum. Yani bunlar kendiliğinden mi gelip şey yaptılar ve bunların arkasında kim varsa partinin ilk görevi bunları partiden uzaklaştırmak ve bulundukları görevden derhal alınması, partiden de ihraç edilmesi gerekiyor. Çünkü CHP gibi bir partiye yakışmadı bunlar. Ben 50 yıla yakındır Mersin'de gazetecilik yapıyorum. Bugüne kadar böyle hiçbir olayla karşılaşmadık. Özellikle Sosyal Demokrat bir partinin gençlik kolları olarak kendilerine lanse eden kişilerin böyle bir olaya karışması rezaletin daniskası diyelim. Başka bir şeyle ifade edemiyorum bunu. Çünkü CHP böyle gençlere kaldıysa vah CHP'ye.